Kolay gelsin amca. Sağ ol. Amcacığım neredesin? 40 yıllık adresinden taşınmışsın. Oğlum sorma. Bu alışveriş merkezleri çıktıktan sonra oralarda iş kalmadı. Ben İstanbul Emniyetinden geliyorum. Tamir ettiğiniz bir saat hakkında birkaç sorum olacaktı. Bir dakika şu keratayı takayım da. İlk saatim. Eskiden saat sahibi olmak anlamlı bir şeydi. Bir saatin olduğu zaman çocuğuna kalırdı. Atıp yenisini almazdın. Doğru. Şimdi her şey cep telefonu. Bizim bir saat hakkında bilgiye ihtiyacımız var. Sizin dükkanınızda tamir edilmiş. Numarası var mı? Bir dakika. Dört ay evvel gelmiş. Mehmet Ali Tuzcu. Kadranın rengi, cam ve alt kapak değişmiş. Hatırladım saati. Çok kaliteli bir işçiliği vardı. Kadranın rengini değiştirmeyelim. Orijinalliği gider dedim ama anlatamadım. Gece göremiyormuş. Adama dair bir şeyler hatırlıyor musunuz? Alelade bir tipti. Net hatırlıyorum. O saati alacak güçte bir kişi değildi. Peki tahmini değeri neydi? 4-5 bin lira. 4-5 bin lira mı? Ne buldun? Şahin hikayesini hastane onaylıyor. Hakikaten de 21 Temmuz sabahı yatıp 25 Temmuz'da taburcu olmuş. Ama cinayet zamanını tam bilmediğimiz için Şahin'i daha fazla sıkıştıramıyoruz. Siz bir şey bulabildiniz mi? Mehmet Ali saati 4 ay evvel tamire götürüp kadranını değiştirmiş. Değeri de 4-5 bin lira. Yeni bir şey bulamadık yani. Aksine saatin sahte olmadığını ve Mehmet Ali'nin o saate normal yollardan asla sahip olamayacağını anladık. Yani? Yanisi şu, bu adam fotoğraf çektirmekten kaçınıyordu. Demek ki kendisiyle ilgili saklamak istediği bir şeyler vardı. Ya da o saati satın alacak paraya sahip olacağı kirli bir işe bulaştı. Şahin'in adından konusunda haklı olabilir diyorsunuz yani. Nuran, Mehmet Ali'nin kolundaki saat hakkında ne biliyorsun? Pek bir şey bilmiyorum komiserim. Dedim ya, geçmiş hakkında konuşmazdı pek. Ama bir keresinde gözüm saatine takıldı. Tutamadım kendimi. Canım, bu saat dede saati gibi duruyor. İçimi karartıyor. Değiştirsen artık şunu. Ben sana niye küpe takıyorsun diyor muyum? Mehmet Ali benimle hiç sert konuşmazdı. O yüzden çok içerledim ama belli de etmedim. Ya Allah kahretmesin ya. Canım bir şey oldu mu? İyi misin? Ya bırak. Ben canı yandı sandım. Yanına koştum. Ama o beni kendinden uzak tuttu. Gururum çok kırılmıştı. Orada durmak istemedim. Nurhan, özür dilerim. Bu saatin değeri çok büyük benim için. Seni kırmak istemedim. Önemli değil Mali. Önemli, önemli. Eşeklik ettim. Ben bir yetiştirme yurdunda büyüdüm Nurhan. Beni oraya bırakan yanıma da bu saati bırakmış. Çocukken bir gün ailemin beni bu saatten bulacaklarını hayal ederdim. Ama olmadı. Bilmiyordum Mali. Bilsem laf eder miyim hiç saatini? Benim için önemli olan tek şey sensin. Rengini beğenmiyorsan kadranını değiştiririz. Peki Nurhan, teşekkür ederiz. Komiserim, beni daha ne kadar burada tutacaksınız? Savcının kararına bağlı Nurhan. Bu sabah dosyanı savcıya yolladık. Kararı o verecek. Merhaba Zeynep. Merhaba doktor. Merhaba başkomiserim. Merhaba. Sonuç nedir? Getirdiğiniz çapada işlenmiş deri kalıntılarına rastladık. Bunu fark edince kurbanın kemerinden şüphelendim. Kemerin iç kısmındaki metal kalıntılarını inceledik. Çapanın alışımına uyuyor başkomiserim. Yani? Yani çapayı kurbanın kemerine tutturmuşlar. Ayrıca çapanın boyu ile kurbanın kalçası ve sol bacağındaki eziklerin boy ve özellikleri, morluğun yeri birbirini tutuyor. Yani aynen tahmin ettiğimiz gibi çıktı. Kurbanın ellerinde ve kollarında hiçbir boğuşma izi yoktu değil mi doktor? Hayır.
O zaman iki şekilde ölmüş olabilir. Ya bir itişme sırasında kafasını çarptı ve bundan kurtulmak için çapayı bağlayıp denize attılar. Ya da silahla tehdit ettiler. O da aşağı atlamak zorunda kaldı. Ya atlarken de kafasını bir yere çarptı. Biraz zorlama gibi görünüyor ama mümkün. Başkomiserim, galiba bir şey buldum. Hayırdır Zeynep? Saat kriminolojiye geldiğinde çalışır haldeydi. Ama olay yeri fotoğraflarında ayın 24'ü 6.15'i gösteriyor. Bizden biri delillerle oynamış olamaz değil mi? Hayır. Saat hareket enerjisiyle çalışıyor olabilir. Böyle bir durumda yeniden hareketlenene kadar durduğu anı gösterir. Buradan kabaca ölüm zamanını hesaplayabilir miyiz? Eğer saatin ne kadar süre sonra durduğunu öğrenebilirsek evet. Aferin Zeynep. Hemen firmayla temasa girip gerekli bilgileri alın. Tamam. Kolay gelsin. Bu çapa senin mi? Ne gülüyorsun lan? Bu benim tekneyi tutsa hepimiz aşık alırız. Anlamadım. Bu çapa benim tekneyi tutmak için çok küçük. Şahin, Mehmet Ali sana işi bıraktım mı dedi, bırakacağım mı? Bırakacağım dedim. Bunu gözden kaçırdık Selim. Aradığımız şey bu çapayla sabitlenebilecek bir tekne. Ha bu arada nüfus kayıtlarından cevap gelmiş. Mehmet Ali özel bir vakfın yetiştirme yurdunda büyümüş. O zaman hemen vakfı araştıralım. Savcıya da Şahin ve Nurhan hakkında bir şey bulamadığımızı ilet. Temizler.